Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle daha önceden işlemiş olduğumuz klaslar sınıfların yapılarını constructor'lar ile devam edeceğiz. Şimdi öncelikle bir tane class oluşturalım. Class keyword ile base adını verelim. Evet. Globalog'dan main dosyamızın dışında şu an için bir tane base adında bir class tanımladık. Constructor'lar tanımlanırken kullanılacakları isim, yani adlandıracakları isim ile sınıfın ismi aynı olmak zorunda. Sınıfın ismi nedir burada? Base. Constructor'da kesinlikle sınıfın ismiyle aynı olmak zorundadır. Bu bir. İkincisi, her zaman sizlere şiddetle tavsiye ettiğim bir durum var. Proje olaraktan düşündüğüm zaman bu şu anki kodlamayı ve bundan sonra yapacağınız her çalışma için kesinlikle main dosyanızı ve diğer dosyanızı minimize etmeye bakın. Yani okunduğu zaman anlaşılabilecek seviyede tutmanız gerekiyor. Bu iyi kodlamanın bir felsefesidir. Yani ne demek istiyorum? Base'in constructor kavramı isim parantez açıp kaparsınız. Sonra liste parantezi. Bu sizin constructor kavramınızın kendisidir. Burada body'yi tanımlamak gerekir. Herhangi bir constructor kavramı için body'yi tanımlamak gerekir. Bu noktada okunabilirliğini arttırmak için, yaptığınız projenin, çalışmanın okunabilirliğini arttırmak için class'ınızın dışında tanımlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Nasıl tanımlıyorduk? Daha öncedenki videolardan sağ üst köşeden takip edebilirsiniz listeyi. İlk önce o sınıfın, pardon, şöyle söyleyebilirim. O sınıfın elemanlarına ulaşmak için hangi sınıfsa artık bu bizim burada kullandığımız sınıf base adındaki sınıf. İlk önce sınıfın adını, sonra scope resolution, sonra zaten otomatik görüyorsunuz elemanlarına. Erişilebilecek elemanları direkt görüyorsunuz. Ve constructor'ı burada aynen body'sini oluşturuyoruz. Mesela basit bir body olsun şu an için. Cout. Sadece göze hitap etsin. Ne diyelim? Default constructor dedikten sonra adım adım gidelim. Siz bu sınıfı oluşturduğunuz zaman ve kullanacağınız, işleyeceğiniz main sınıfının içerisinde bunun bir objesini oluşturduğunuz zaman arka planda constructor işlemeye başlar. Yani sizin ayrıyeten klasların içerisinde elemanla uğraşmak için notebook falan kullanıyorduk. Bunları kullanmaya ihtiyacımız yok. Mesela base sınıfı adı, objesinin adı ise B1 olmuş olsun. Ben bu B1'i oluşturduğum anda obje olarak da burada bir tane örnek obje ne dersiniz deyin. Oluşturduğum zaman arka planda bu constructor var ise içerisinde direkt onu proses etmeye devam edecek. Şurada notları görmüşüz. Şimdi compiler'ı ne dedim? Burada neden parantez açıp kapattık? Normalde constructor kullanmadığımız zaman parantez açıp kapatmaya ihtiyacımız yok idi. Onun bir sebebi var. Burada da kapatmaya açık parantez, daha doğrusu parantez açık kapatmaya da ihtiyacımız yok. Birazdan karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi parantez açıp kapatınca burada mantıken nasıl olması gerekir? Bir şey göremiyoruz. Zaten beklenilen buydu. Yukarıda parantez açık kapattık. Nasıl tanımladıysak öyle çağırmamız lazım diye düşünmüşsünüz. Ama default constructor'larda bu parantez kavramı yoktur. Siz olduğu gibi sınıfın objesini oluşturabilirsiniz ve herhangi bir hata almazsınız ve istediğiniz sonuçlarla da karşılaşmazsınız. Yani bu private olduğu için pardon, size anlatırken unutmuşum. Erişemiyoruz tabii ki private olduğu için. Bakın burada zaten default constructor olarak da karşınıza çıkacak. Bu noktada default constructor nedir? Artık constructor nasıl bir süreci vardır, onu anlamışsınızdır. Burada 3 çeşit
constructor kavramı var temel olarak. Default constructor, parameter constructor ve copy constructor. Adlandığında anlaşılıyor. Default constructor herhangi bir parametre içerisine almaz. Yani burada nasıl görünüyorsa aynı o şekilde işlemleri içerisinde proses eder. Her zaman diğer takip edilmesi gereken nacizane tavsiye şudur. Her zaman kendi copy constructor'ınızı ve default constructor'ınızı oluşturmanız şiddetle tavsiye edilir. Bunların sebepleri var. Adım adım gideceğiz. Şimdi bir diğer constructor türümüz ise parametreli constructor. Onu da yine sınıfın ismiyle, yani tüm constructor'lar ismi sınıfın ismiyle aynı olmak zorunda. Bunu kaçırmamız lazım. Parametre dersek herhangi bir parametre, char, integer, başka bir şey olabilir. Önemli değil. Ben buraya integer olarak tanımladım. Aynı şekilde sınıfın ismi, çünkü sınıfın elemanına veya member'ına erişmek istiyorum. Public, evet public yapmışız. Base parametre olduğu için integer olarak tanımlamış olduğum için de A diyelim. Çok da önemli değil. Ve çünkü görüntü olaraktan ekrana sadece string döndüreceğiz. Buna ne diyelim? Parametre constructor diyelim. Tamam. Şimdi bu noktada bunun da bir örneğini veya objesini yine sınıfın ismi sonra ise parametre olduğu için buraya bir hangi parametre tamamlasam bir temporary object veya value neyse artık tercihinize göre bir parametre girmemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Bir de önemli husus, eğer siz parametreli constructor'ı tamamlamış iseniz kendi constructor sınıfının içerisinde, projenizin çalışmanızın içerisinde bu noktada ve şunları da comment yapalım. Evet. Yani default constructor'ınızın olmadığını varsayalım. Normalde class'larda constructor tanımlamadığında ne oluyordu? Copy constructor ve default constructor otomatik oluşturuluyordu compiler tarafından. Bu noktada bizim kendi sınıfımız için parametre constructor'ımızı oluşturduğumuzu düşünelim ama default constructor yok. Bu noktada tekrar ben base B1 bu şekilde oluşturur isem compiler tarafından hata verecektir, alacak. Onu da unutmayın. Çünkü no default constructor bulunmuyor. Yani default constructor bulunmuyor base class'ın içerisinde. Ama copy constructor bu noktada neyse, ona da birazdan gelelim. Dolayısıyla bunu unutmamak gerekiyor. Yani B1 burada aktif bir şekilde kullanılamaz. Çünkü neden? Ben parametreye constructor tanımladım. Bunu unutmayın. Tekrar eski haline döndürsek uncomment yapalım bunları. Parametre constructor ise böyle. Tabi compiler analitik mi hatırlamıyorum. Compiler analitik'in gördüğü ilk önce default, sonra parameterize constructor ekrana geri döndürecek. Bir üçüncüsü ise copy constructor. Copy constructor yine sınıfın ismiyle aynı olmak zorunda. Bu sefer içerisine constant keyword'ünü almak zorunda. Sınıfın ismi de olmak zorunda. Ve referans kesinlikle olmak zorunda. Ve sınıfımız dışında tekrar bunu body'sini oluşturalım veya define yapalım. Define edelim. İlk önce sınıfın ismi, sonra scope resolution, sonra constructor kendisi. Burada da aynen constructor. Const keyword, base, sınıfın ismi, sonra reference ve buna da ne diyelim? Copy constructor diyelim. Constructor. Çok, constructor çok da önemli değil. Şimdi ne isim verdiniz bu noktada? Çünkü sadece görüntüye bakıyoruz. Sizinle beraber. Siz istediğiniz gibi içerisinde modifiye edebilirsiniz. Buna da copy constructor dememiz yeterli olacaktır. Burada da içerisinde define edilmesinden de anlaşılacağı üzere ben 3. base class'ımı B3 olarak oluştururum objesini ve istediğiniz
daha önce oluşturmuş olduğunuz objeyi bu v3 ile match edebilirsiniz veya gönderebilirsiniz. Ben burada şu anda b2, b1 de gönderebilirsiniz. Çok önemli değil. Gönderdiğiniz anda bu şekilde compile run ederse ilk önce default, sonra parameterize, sonra en sonunda copy constructor'dan geri ekrana string olaraktan değer döndürecek. Bakın gördüğünüz üzere default parameterize copy olaraktan geri döndürdü. Şimdi gelelim copy constructor'ın içerisinde neden constant keyword'ı kullanmak zorunda ve neden referans kullanmak zorunda, bunu açıklayalım hep beraber. Şunu çok rahatlıkla ifade etmekte sıkıntı yok. Nedir o? Mesela siz herhangi bir şekilde, en güzel örneklerden, somut örneklerden bir tanesi anlaşılması için string üzerine gidelim. Ctrl copy yok mu burada? Evet. Mesela bu nasıl çalışır? Herhangi bir string'i başka bir string variable'a kopyalamak için kullanılan fonksiyonun kendisi. Burada ilk parametrenin detaylarına takılmayın. Sadece ne işlevi gördüğünü bilmemiz yeterli. Fonksiyonun içerisinde ne nedir, nereyidir, ben bu fonksiyonu bilmiyorum demek şu anda çok da önemli değil. Bunu söyleyeyim. İlk önce buraya source yazarsınız. Source yazarsınız. Sonra source buraya yazılacaktır. Destination, yani nereye kopyalanacak destination. Sonra kopyalanacak şeyin boyutu, sonra ne kopyalanmak istiyoruz. Yani burada source denilen şey kopyalanacak materyalin kendisi. Şimdi siz şöyle bir beklentiniz olur mu? Bu noktaya kadar yani işlemleri, prosesleri yapmışsınız background'da. Yani bunun satırından önce mesela burada atıyorum 100 bin, işte 1 milyon tane satır var. Gelmişsiniz bu satıra, source'u buraya yazmışsınız. Neyse destination'ı buraya belirtmişsiniz. Beklentiniz olur mu bu satırda? Source'u modifiye edeyim, şöyle modifiye edelim, bilmem ne yapalım. İçerisindeki elemanları şöyle değiştirelim. Ondan sonra destination'a gitsin. Zaten siz bundan önce bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz aslında buradaki beklentiniz sadece source'u alın. Bu yani benim buradaki neyse artık kaynağımı alın. Şu hedefe götürün. Kopyalayın neyse. Bu da aynı mantık. Constant keyword'ün burada kullanmamızın felsefik olaraktan ilk sebebi bunu bu şekilde kabul edebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Daha da detaylı sizler de araştırma yapabilirsiniz. Ben size burada en net bir şekilde somutlaştırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada kopyalanacak olan B2 bu noktadan itibaren, bu satırdan itibaren herhangi bir modifiye etme derdiniz, beklentiniz yok idir. Tamam? Yoktur. Dolayısıyla constant böyle kullanabilirsiniz. İkinci olaraktan, felsefik olaraktan sebebi bundan dolayı herhangi bir modifiye yapma ihtiyacınız, gereksinim duymadığınız için içerisinde yanlışlıkla nasıl söylenir o? Tercih ile olmadan ileride yanlış bir modifikasyon yaptınız. Copy constructor'dan, yani şu terimle. Yani kopyalanacak olan belki ile. Bunun da önüne geçmek. Yani mesela içerisinde bir tane public integer a atalım. Çok da önemli değil. Attık. Mesela b2 burada ben değiştirmeye çalışayım. B2 burada copy constructor. Şu. Nokta a diyelim eşittir 5. Public olduğu için normalde constant olmamış olsa değiştirebileceğiz. Hani hemen hatayı veriyor. Gördüğünüz gibi expression modifiye el böyle edilmesi için öncelikle burada custom keyword'ün kalkması lazım, ama biz yine konfigürasyonu edelim. Gördüğünüz gibi modifiye edilemez constant olduğu için diyor. Bunun da önüne geçmek. Gelelim şimdi referansa. Referans niye var? Referans neden var arkadaşlar, biliyor musunuz? Referans, siz buradaki yine felsefik olaraktan açıklanabilir bunlar. Yani zaten bunların oluşturulması altında temel olaraktan felsefik düşünceler var, ideolojik düşünceler var. Siz burada B2 ne yapmak istiyorsunuz? B2'yi kopyalamak istiyorsunuz. Şimdi fonksiyonlar üzerinden gidelim. Bir tane fonksiyonum var, fan adı altında. Siz A'yı
gönderdiniz. Burada da bir tane fonksiyon oluşturalım. Void fun. Burada da integer a olaraktan yakaladınız. A'nın integer variable olduğunu düşünün. Burada body'si var. Çok önemli değil. Bu noktada eğer fonksiyonlar anlatımıma, videoma giderseniz daha iyi anlarsınız. Aslında sizin buradaki, hatta şurada bir tane a oluşturalım. Bu a'yı buraya gönderiyorsunuz. Buradaki a'nın adresiyle, bakın çok net bir şey söylüyorum. Dikkat edin demeniz gerekir. Bu noktadaki a'nın değeri de fonksiyonlar videoma giderseniz oradan çok daha rahat anlarsınız. Adresiyle evet, burada kullanılan a'nın veya yakalanan burada a'nın değerini 5 olaraktan verelim. Çok da önemli. Bunlar temsil olsun farza. Burada yakalanan 5'i ne keçediyor? Buradaki integer a. Aynı iki adres değil. Bu kadar net. Buradaki a'nın adres gözüyle buradaki a'nın adres gözleri farklı. Bu ne demektir? Buradaki a burada kendisinin kopyasını oluşturuyor. Ama zaten benim amacım bu constructor'larda kopya, yani copy constructor adı üzerinde kopyasını oluşturmak. Dolayısıyla buradaki referansı silerseniz olacak şey şudur. Kopyasının kopyası ve bu şekilde nasıl bir terminoloji vardı. Şimdi dilim ucunda, kusura bakmayın. Gelince tekrar ifade ederim. Yani bir kısır döngüye girecek. Bunu kırmak, aşmak için de ideolojik olarak da burada referans kullanılması, bu prosese referans kullanılması istenilmiş. Bu kadar net. Buradan referans kaldırırsanız, bakın zaten hemen hatalar stresi burada oluşacaktır. Neydi? Şunu kaldıralım. Şu A'yı da kaldıralım. Uninitialize diyor. Çok da önemli değil bizim için. Zaten başlatmak istemiyoruz onu. Nerede ki bu ya base A? Ben bunu daha önceden ben mi yanlış görüyorum? Bir saniye. Burada şey yok. Neyse. O eski hatalardan bir tanesi neyse. Gördüğünüz gibi buradaki hatayı base class'ın içerisinde constant var ama overload edilemiyor. Neden? Bulunamadığı için overload edilemiyor. Neden? Çünkü buradaki tanımlanmış olan, define edilmiş olan arka plandaki, background'daki process referansı istiyor. Tekrar compiler'ını dersin. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata çıkmayacak. Copy constructor. Constructor ve referansın felsefik temelindeki yatan düşünceler felsefik olarak da bunlar. Bu kadar net. Bunu söyleyebilirim. Gelelim şimdi kendi şeyimize. Şunu tekrar defaatle söylemek gerekir ama ben kusura bakmayın sizin tekrar bu şekilde meşgul edeceğim. Kesinlikle kendi klaslar oluşturursak, klaslarla ilgileniyorsak projelerimizde kendi default constructor'ınızı ve copy constructor'ınızı oluşturmanız. Bunu söyleyeyim. Neden? Kendi copy constructor'ınızı oluşturmadığınız zaman bunun birazcık profesyonel düzeyde shallow copy ve deep copy olayları var. Yani siz kendiniz copy constructor'ınızı oluşturmadığınız zaman compiler default constructor'ı oluşturduğu gibi kendi copy constructor'ını da oluşturacaktır. Ama bu oluşturduğu constructor, copy constructor sizin datalarınızda istenmeyen sebepleri durumlara yol açabilir. Mesela shallow copy, deep copy olayı nedir? Shallow copy oluşturulan veya kopya edilen, kopyalanan değil, kopyalanan benim source'um. Kopya edilen de destination olarak düşünün. O şekilde tabir edelim. Source class ile destination class aynı adres gözlerini tutacak. Tekrar söyleyeyim. Aynı adres gözlerini tutacak. Aynı şey sanal ne derler ona elemanlarıyla diyelim artık. Herhangi bir source'un veya destination class'ın içerisinde yapacağınız değişiklik diğerini etkileyebilir. Bu version'dan version'a değişir ama eski version'larda etkileme ihtimali var. Bunu söyleyeyim. Dolayısıyla copy constructor'ınızı kendinizin copy constructor'ı olması çok elzemdir. Bunu unutmayın. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Muhakkak bekliyorum. Herhangi bir şekilde sorunuz olursa seve seve cevaplamak isterim. Şimdi bu noktada yeni başlayanlarımız için en çok karşılanan ne diyelim onu? Tanımlamalardan bir tanesi şudur. Construction'lar ile özellikle construction'lar ile. Şimdi bu üçüncü satırdaki tanımlama kesinlikle copy construction'dır. Bunu söyleyelim. Ama şu copy construction değildir. Mesela burada bunu bu şekilde tanımlamadınız. Yani default olarak başladınız. B3'ü eşittir. Ne diyelim buna? B2 yaptınız. Bu copy constructor değildir. Herhangi bir hata almazsınız. Bakın bu noktada sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi zaten hemen copy constructor'dan çıkacak. Burada olan şey ne? Onu söyleyelim. Burada olan şey assignment operatörü. Bu copy constructor değil. Tekrar söyleyeyim. Copy constructor gibi algılanması çok muhtemel. B3 eşittir B2. Ne demektir? B2 eşittir. B3'e ata. Zaten bir önceki işlemde de mantıken o şekilde benziyordu. Bakın buradaki. Ama bu initialize ederken ne söyleyelim? Initialize ederken buradaki verdiğiniz bir referans copy constructor'ı çağırır. Ama initialize ederken initialize etmediğinizi varsayalım. Bu şekilde initialize ettiniz. Yani default olaraktan B3'ü B2'ye atadınız. Bu sefer bu assignment operatörüdür. Bunu unutmayın. Burada default constructor çağıracaktır. Tekrar söyleyeyim. Bu assignment operatörü copy constructor değildir. Burada default constructor çağıracaktır.